Yeni videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla vlogla sizlerleyim. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Saçımı başımı hemen şöyle bir topladım çünkü düzen işleri yapacağız, temizlik yapacağız bu videoda. Devamı nasıl ilerler hiç bilemiyorum. Bir de yufkalarım var, onları hemen sigara böreği yapmak istiyorum. İlk iş o olacak, hızlıca onları sarmak istiyorum ve buzluğa atacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Daha sonra buzluk düzeni için beklediğim kargom var. O gelecek, inşallah çok geç kalmadan gelir. Onu bir düzenleyeceğiz. Yeni bir buzluk düzeni yapmak istiyorum. Tabii ki onu da birlikte yapacağız. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayalım. Video gelsin. Kargom geldi, onu açtım. Şöyle düzenleyicilerim de geldi buzluk için. Bunları bir yıkayacağım tabii ki. Size bir göstermek istedim. Sonra da birlikte yerleştireceğiz. Şöyle 10 tane almıştım. Yetmeyecek gibi. Ama denemek için aldım. O yüzden böyle azaldım. Eğer beğenirsem, kullanışlılığı da önemli çünkü, devamını alırım. Bir de farklı çeşitler de var. Onları da düşünüyorum. Plastiğini merak ediyordum ama böyle 5 sorun yok. Şekilde yıkadım. Suların salsınlar. Sonra güzelce kurulayalım ve yerleştirelim istiyorum. Aslında yerleştirme işini acaba farklı bir video mu çeksem diye düşündüm. Belki o şekil yaparım. Bilmiyorum. Yerleşmiş halini size gösteririm. Evet arkadaşlar, şu şekilde düzenledim hızlıca. Short videosu olarak atacağım. Bu videodan önce atmış olmalıyım. Oradan izleyebilirsiniz nasıl yaptığımı. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi şeyden çok iyi görünmüyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Sardıklarımı da şöyle koydum. 3 taneye sığdı. Ama bana bunlar yetmedi. Bir set daha almayı düşünüyorum. Başka ürünlerim de var çünkü aşağı katta. Gayet düzenli oldu. Ben sevdim şimdiden. Umarım da kullanışlı olur, uzun ömürlü olur. Evet, şimdi geldik dolap düzenine. Neden bilmiyorum ama bir dolabı düzenleyesim geliyor. Aslında kirli değil, pis değil, dağınık değil ama düzenleyesim geliyor günlerdir. Sanırım böyle oruç olunca zaman geçsin diye kendime evde şeyler arıyorum. Bir işler arıyorum. Bu defa da gözümü dolaba kestirmiştim. Bir daha ekleyeceğim ürünler olacak. Yani böyle vardır benimle olan şeyler, giymediğim şeyler. Onları bir ayıklayacağım. Temizlik kovamı yaptım, suyumu hazırladım. Bezlerimi getirdim. Umarım çok uzun sürmez. Ve beni çok yormadı. Kendime iş çıkardım. Neyse hadi başlayalım buna. Bu küçük bölmeye şöyle elbiselerimi bırakıyorum. Yine de bir indirip bu askılığımı falan silmek istiyorum. Çok ağır. Yes. Zor bir işe başladım ben. Niye yaptım? Önce şöyle elbiselerimin askılarını uçlarını bir silmek istiyorum. Bu arada alt pijamamı değiştirdim çünkü giriş videosuna baktım ve hoş durmadığımı fark ettim. Hemen hızlıca bir silivereyim. Hadi. İçini de silmek istiyorum. Güzelce de kurulayalım ve hızlıca yerleşelim. Şimdi yerleşme vakti. Nikah elbisemdi. Çok severek kullanmıştım. Çok sevmiştim. Hala da çok beğeniyorum. Bence hem sade hem şık hem tarz bir ürün seçmiştim. Çok seviyorum, o yüzden de saklıyorum. Bu da nişan elbisemdi benim. Öyle. Bunu da çok severek kullanmıştım, almıştım.
Şöyle bir triko elbisem var. Bunu da seviyorum. Bu da kalıyor. Bayağı bir yıldır benimle ama seviyorum. Kız isim elbisem. Elbiselerimde çok fazla ayıklayacağım bir ürün yok zaten. Ben yazın elbise giymeyi çok seviyorum. Bütün gerekiyor. Bu da kalsın. Yine şöyle yazlık elbiselerim. Çok seviyorum bunları. Şöyle bir kot şortlu durumum var. Bunları çok severek kullanıyorum. Bunlar da kışlık. Şunu ayıracağım ya. Kızımın en son doğum gününde giydiğim. Bir kere giydim sadece ve çok severek almıştım aslında. Hamilelik dönemimde almıştım bu arada. Böyle rahat olur geniş diye düşünmüştüm. Onun dışında giydiğimde çok şişko gösteriyor beni hamilelik dışında giydiğimde. Bunu ayırıyorum. Yani şöyle işi birazcık daha hızlandırma kararı aldım çünkü yetişemeyeceğim. Burası böyle oldu. Şöyle alttan ev resimlerimi, battaniyelerimi falan koyuyorum. Bunun arkası da dolu. Bu büyük battaniyeleri mecbur burada kalıyor. İç kapakları da siliyorum. Dış kapakları en son toplu olarak silerim diye düşündüm. Yeniden tozlanır çünkü. Bunları da hallettim. Biraz daha hızlı olmam gerekiyor ama. Hemen buraya geçmek istiyorum kendi tarafıma. Önce bir boşaltalım ve sonra silelim. Şekilde indirdim ve hemen üst tarafı sildim. Gördünüz siz de. Ay çok dilim damağım yapıştı. Gerçekten çok yoruldum. Hiç iyi bir fikir değilmiş. Yani mantıklı bir fikir değilmiş. Çanta kısmına hiç karışmadım. Çünkü onları zaten geçen gün birazcık bir ayıklamıştım. Bunlar genelde sıklıkla kullandığım, sevdiğim çantalarım. O yüzden oraya yaptığım için bozmadım onu, indirmedim aşağıya. Burada da birkaç ayıklayacağım şeyler çıkacaktır. Onları yapalım sonra aşağı katlara geçelim. Sibel eşittir bandana. Çok seviyorum. Ama bunları dolaba değil de başka bir yer bulacağım artık. Çünkü dolaptan alıp seçmek, kullanmak çok böyle zor oluyor. Görüyorum. Bunların içinden de ayıklayacağım bu arada. Yerleştirdikçe askılıklarını silmek istiyorum. Önce montlarımı bir bırakayım. Başka yere koyacağım. Bu fıtık bir ceketim var. Bunu sıklıkla üstümde görüyorsunuzdur. Çok fazla kullanıyorum. Biraz eskidi ama kalmasını istiyorum. Hemen hızlıca koyayım. Bunlar da zaten doldu burası. Böyle bir 3 yılı olan ceketim var. Belki daha fazladır da. Hiçbir sorunu yok. O yüzden kalıyor burada. Bunları nereye asacağım? Yapabilir miyim? Ne yardım ediyor? Beni kaldırıyor. Aşkım. Ulan bunu yapabilirsin dedim. Onu ne kabul etmiyorsun? Buraya getir hocam. Burada onun aşkım. Burada ayıklayacağım şeyler olacak. Bunu neden yapıyorum? Giymediğim çok fazla eşya var. Ben dedim en azından ayıklayayım. Bunları gerekli yerlere verirsem başkaları kullanabilir diye düşündüm. Ürünlerde hiçbir şey yok. Hepsi tertemiz yani. Sadece kullanmıyorum. Kullanın birisinin işine yarasını istiyorum. Yani Asya'da da şimdi de sık sık yapıyorum. Ben zaten her bahar temizliğinde vesaire de yapıyorum. Ama bu defa kıyamadıklarımı da atmaya karar verdim. Göndermeye daha doğrusu atmak demeyeyim. Şunu da aslında çok fazla giymiyorum ama eşimle ortak aldığımız için kalacak. Bunları asabilirim evet. Mesela bu ceketim daha öğrencilik yılımdan kalma. Hiçbir şeyi yok. O yüzden atmaya kıyamıyordum. Kullanmadığım bir şey. Bunu da ayıklayacağım. Sonra şöyle bir gömleğim var. Bunu aslında mevsim geçişlerinde giyiyorum. O yüzden bence kalsın. Şimdi aşağı katlara geçelim hızlıca. Bu arada hemen bir makarna suyu da koydum. Bu saatte artık ancak sadece makarna yapabilirim. Akşama zaten eşim olmadığı için Asya ile ben varız. Böyle olduğunda ben yalnız çok fazla yemek yiyemiyorum. Bir makarna bize yetecektir. Evet arkadaşlar bu tarafları alt kısımları da yaptım. Hızlıca onları da göstereyim. Şöyle
Bayağı bir yine kararsız kaldım nasıl yapsam diye. Ama bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Düzenli oldu. Böyle pantolonlarımı, taytlarımı koydum. Şu pantolonu askıda yer olmadığı için oraya koydum. Yine burada şöyle 3 tane crop'um var. Sweet mi deniyor artık ne deniyor tam bilmiyorum. 2 tane şöyle kazağım var. 1 tane ceketim var. Hatta da böyle askılarım, şapkalarım var. Bu tarafı da hızlıca yaptım. Sessiz yaptım burayı. Burada da ayıklayacağım bir sürü şey vardı. Hepsini ayıkladım ve gerçekten çok rahatladım. Burası da benim içeride giydiğim şeyler oluyor. Genelde pijama takımlarım var katlanacak. Yeni yıkandılar. Buraya onları koyacağım. Şofmanım, üst giydiğim şeylerim var. Hurcu da bu tarafa aldım. Size sığmadığı için böyle dolaba koymuştum. Yer olduğu için de gayet sade ve düzenli olduğunu düşünüyorum. Ve mis kokutacağım. Giysi spreyini sıkacağım. Tamamdır. Artık iftara gidiyorum. İftarlar yapıldı. Yemekler yenildi. Enerjimi topladım. Ve eşimin tarafını yapmaya geldim. Aslında bir an böyle bir ağırlık çaktı dedim. Acaba orası kalsa mı, bir erindim böyle. Yarına mı kalsa dedim. Ama sonra dedim kalk kızım Sibel. Burayı da halledeyim. Dolap yarım kalmasın. Gardırop. Burası biraz daha uzun sürebilir. Çünkü her ürünü tek tek eşim atıyorum. Genelde bahar temizliği falan yaptığımda da eşim olmamış oluyor. Ve sürekli hani bunu atayım mı, bunu giyiyor musun diye sorular soruyorum sürekli. O yüzden biraz benim için daha uzun olacaktır orayı temizlemem. Ama hemen hadi hızlıca yapalım. En azından karnımız doydu. Hemen tabii ki yine boşaltıp önce üst tarafı silip yerleştirip sonra buralara geçmek istiyorum. Bu altlarda çekmeceler de var, çoraplar falan. Ay bunlar gerçekten çok fazla uğraştırıyor. Şöyle bir indireyim önce aşağıya. Şimdi önce bir sileceğim. Sonra ayıklama işlerini yapalım. Daha sık kullandığı için dolabını her gün, onun tarafı daha fazla toz oluyor. Ve sürgülü olduğu için sürgülü taraf daha fazla toz alıyor. Benim tarafım o kadar toz almıyor. Ben normalde gün içerisinde de hafta arasında da böyle iç taraflarının da şöyle bir alıveriyorum tozunu. Haftalık temizliklerini zaten kapaklarını da siliyorum. Yine de açmışken şöyle her yerini silelim. Hızlıca kurutalım. Gardırobumuzu çok beğeniyorum bu arada. Şimdi yine şöyle askılarımın uçlarını sileceğim. Ay valla yoruldum ha. Yorucu oldu yani. Ben her konuda böyle mutfak eşyası olarak da fazla şeye gelemiyorum. Gereksiz böyle işte ne bileyim bir sürü çay bardağı, kahve fincanı falan böyle gelemiyorum ve daralıyorum. Orada da bayağı bir bahar temizliğinde eksiltmiştim. O zamanlar video çekmeye ara vermiştim. Sizlere çekemedim ama eksilmiştim ve rahatlamıştım. Eğer videoyu izleyip beni takip etmiyorsanız, can takip ederseniz, destek verirseniz çok mutlu olurum. Nerede duruyordu? Buraya aldım. Şimdilik dursun ama bu da bir böyle sanki rengi falan şuraları kötü olmuş gibi. Şöyle bir takım elbisesi var. Bakayım bu hangisi? Aa çok güzel. Eşime de takım çok yakışıyor bu arada. Kocacığıma. Takım elbisesini de şöyle bırakalım. Yeni, bunu atmaz, da kalsın. Böyle az alışkanlığı atmak diyorum ama atmak değil yani. Hani siz anlıyorsunuz, açıklamasını yaptım zaten. Ayırmak diyeyim yani, ağzıma atmak diye çıkıyor bir anda. Bu da yeni. Canım kocama hediye almıştım ben. Bu da kalıyor tabii ki. Şöyle bir şeysi var. Bunu da bir sorayım. Uzun zamandır giymiyor. Bunu da soracağım. Bunu. Bunlar uzun zamandır giymiyor çünkü. O yüzden bu kalsın. Daha sonra da öyle bir ağırlık çöküyor ki. Aslında bilerek çok fazla da yemedim. Şunları bir sorup ondan sonra yerleştireyim. Sonra aşağı katlara geçelim. Minik bir kriz atlattık. Şimdi görüştüm. Ayırmamı istedi. Şu gömlek de gidiyor. Bu gömlek de gidiyor. Benim ayırdıklarımdan sadece bir tanesini kaldırdım. Bu da gidiyor. Bu ceketi de gördüğünüz gibi aslında bayağı kötü olmuş. Bunu uzun yıllardır giyiyor. Ama şu an yenisini almadığımız için kullanır belki diye bunu direkt çıkarmayacağım. Şimdi aşağı katlara geçeceğim. Çorapları falan halledeceğim. Onlar çok ince iş olduğu için sanırım videoya çekmeyeceğim ya da hızlı bir şekilde yaparım. Çekilecek yerlerde görüşürüz. Evet, eşimin dolabından da ayıkladıklarım bunlar oldu. Ve şöyle oldu, göstereyim hızlıca.
Burada işiyle ilgili kıyafetleri var. Burada bir deniz şortu almıştı. Sonradan o duruyor. Kot pantolonları 3 tane kaldı sadece. 2 tane de eşofman. Şu da aslında kötü ama şu an olmadığı için onu da atmadım. Belki onu da sonradan atarım. Çok yoruldum gerçekten. Çekmeceleri daha yapmadım. Şimdi bu çorap ve çamaşır işlerine girişiyorum. Onu maalesef çekemeyeceğim. Evet arkadaşlar artık yeto. Gerçekten o kadar yoruldum ki ve saati görünce şok oldum. Gece olmuş neredeyse. Aslında uyku saati geçmiş bile, gerçekten çok şaşırdım, saate bakmıyordum. Hemen hızlıca göstereyim, bitirdim çok şükür. Şöyle buraya göstermiştim zaten. Aşağısı da bu şekilde oldu. Yani güya detaylı yapmayacağım deyip bu saatte başladım. Geç başladım ama... Ay burayı açmayacaktım. Her detaya indim. Bildiğiniz bahar temizliği yaptığımdaki gibi oldu. Şöyle göstereyim çekmeceleri de. Buraya maşalarımı falan filan koyuyorum. Böyle kemerlerimiz var. Burası benim çoraplarım. Çorap. Burada da eşimin çorapları. Hepsini attım. Hepsini attım. Çok kötü olmuş çorapları. Bunlar da kullansın diye kaldı. Yani yenilemek lazım. Çorapları çok kötü olmuş. Bu şekilde oldu arkadaşlar bu tarafta. Burayı da güzelce bir misleyeceğim. Sıkacağım spreyimi ve artık kapatıyorum. Yeter. Evet ben yine duramadım. Şöyle limonlarım vardı. Bir sürü eşim getirmişti. Onları buzluğa atacağım. Yazın limonata yapmak için. Şöyle 2 tane portakal çıkardım ama limon çok olduğu için biraz daha portakal çıkaracağım galiba. Yemelik olarak ayırmıştım. Şimdi onları hemen yapıp yine buzluğa atmak istiyorum. Şöyle 3 tane ayarladım arkadaşlar. Buzlu kaplarımı aldım. Kaplar olmadığı için bu şekilde şimdi koyacağım. Yeni kaplarım geldiğinde bunları da o şekilde kaplara koyacağım. Gerçekten çok daha düzenli oluyor. Ama şimdilik böyle poşetlerde kalacaklar. Yazın inşallah soğuk soğuk içeriz. Yeni günden yeniden merhaba arkadaşlar. Dün o kadar çok yorulmuştum ki. Kamerayı kapattıktan sonra hemen uyku rutinlerimizi yaptık Aslı'yla ve bayılmışım. Yani gerçekten tam anlamıyla bayılmışım. Aslında kahvaltısını yaptırdım. Bulaşıkları hallettim. Orucun en güzel yanı sabah bulaşığın çok az çıkması. Mutfakta işin daha erken bitmesi. Çamaşırlar var, onlar katlanacak. Hemen şöyle ocağımı sileceğim, tezgahımı bir sileceğim. Sonra bir işlerim daha var düzen yapmam gereken. Baktım ki benim hafızam yine doluyor. Ben de o yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Artık düşündüğüm yerlerin hepsini sizinle birlikte yapamayacağım büyük ihtimalle. Ben de o yüzden kameranın görüntü kalitesini düşürdüm mecbur. Artık nereye kadar bana eşlik edeceksiniz bilemiyorum. Yoruldum. Evet. Yani neden bu kadar yoruldum? Neden bu kadar detaylı yaptım bilmiyorum. Ama çok rahatladım arkadaşlar. Hızlı hızlı yapayım. Hadi. Temizledim, günlük rutinimi yaptım. Size belli yerleri çekebildim sadece. Şurayı düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz özellikle şurası. Bezlerim bayağı bir karışmış. Burayı güzelce bir düzenlemek istiyorum. Şöyle boşaltalım. Sonra silip güzelce düzenleyelim bir daha. Şu taraf her zaman dökülüyor şu arkası. Oraya değiyor galiba ve dökülüyor. Biraz açık kalmış. Nasıl yapmaya çok emindim. Şöyle hasil vereyim. Dediklerimi bir yerleştireyim. Asya'ya da boya verdim. Onu yapsın. Yoksa kameranın önünde kıt kıt çubuk krekeri yiyordu. Şöyle. Kontrolümü koyuyorum. Şöyle bezlerimi koyayım. Bayağı bir arınma videosu oldu bu. Sonra şu yer bezlerim eskidi, artık bunları atacağım. Şunu koyayım yine.
Şöyle yedek tutmak şeylerim var. Onu koyayım. Bu da eskidi. Şöyle bezleri koyayım. Bunu da buraya. Tamamdır burası. Baba bu temizleyicileri. Şu. Evet daha varmış. Ve bu. Sanırım atacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla kullanmıyorum ve tarihi geçmiş. Şimdi şöyle bunları buraya koyuyorum. Hijyenik sprey benim için çok önemli. Fırçalarımı buraya. Temizlik eldivenimi de buraya koyuyorum. Ve şunu da koyuyorum. Tamamdır. Oh mis gibi oldu. Evet bu şekilde oldu buranın düzeni de. Valla mis gibi oldu. Rahatladım. Tuvalet kağıdının üstünü biraz daha getireceğim. Bu şekilde oldu. İşim bitti mi sandınız? Tabii ki bitmedi. Şöyle bir çamaşır yığını var arkadaşlar. Az önce süpürge yaparken burayı gizledim. Ama yine gösterdim neden gizlediysem. Ama artık size burada veda etmek istiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sıkılmamışsınızdır. Bugün gelecek olan kargolarım da var. Ama onu video içerisinde gelirse birlikte açarız diye düşünmüştüm. Ama artık onu Instagram'da böyle tıkırtılı açarım benim tarzımla. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da şöyle bırakmış olacağım. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten çok emek vererek videoları hazırlıyorum. Editleme sürecim de öyle oluyor. Aslında küçükken daha kolay editleyebiliyordum. Ama şimdi hep onunla etkinlik, oyun falan yaptığımız için onunla oyun oynarken çalışmak istemiyorum. O yüzden çok yapamıyorum. Editleme kısmında da bayağı sıkıntı yaşıyorum. Bir hafta boyunca edit yapmış oluyorum neredeyse. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, Asya da bana dahil olmak istedi. Bu ne bu? Bu ne? Ellerini göster. Her yeri öyle boya yapmış ki. Defterini boyayacaktın anneciğim. Her yerini boyamışsın sen. Ama defteri de boyamışsın. O da bir şey. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.